Şimdi şarjım varsa kayıda başladım. Gündüz Kızılkum'a gittim. 2,5 saatimi aldı sanki. 35 kilometre kadar mesafe. Kızılkum'dan sonra gittiğim yoldan geri dönüyordum. İçmeler Sapağı gördüm. Oradan içmelere kaydım. Orada ilk tırmandığım yokuşa nazaran nispeten daha az eğimli, daha kısa, tatlı, ufak bir yokuş buldum. Bu arada burada bir müzik keyfi var sanki. Ateş başında. Mis gibi keyif yapıyorlar. Şöyle çevirelim kamerayı. Akş, 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 akş. Bravo, bravo. Gece var burada. Mangal falan, içki, her şey var sanki. Şimdi ne diyorduk, muhabbetimiz yarım kaldı. 60 kilometreyi devirdim ama hesapta 900 metre tırmanış toplayacaktım. Dönüşü farklı rotadan yaptığım için içmeler tarafından Marmaris'e tersten girdiğimden gittiğim kadar irtifa toplayamadım gibi geldi. Velhasıl bir baktım nispeten kısa sürede içmelere vardım. İçmelerin sonundayım, düşündüm. Dedim, Tuluç yokuşunu gördüm, dayanamadım. Gene tırmansam mı, tırmanmasam mı? İçimden tırmanmak geçti ama o ara durmak zorunda kaldım. Bir an bir telefon görüşmesi yaptım falan. Sonra bir baktım, ayaklardan soğuğu almaya başladım. Açıkçası nedense ayaktan ısı kaybettim ben. Basketbol ayakkabısı ayağımdaki, üstü fileli, o yüzden galiba. Kışlık çorap da almadım, normal çorap giydim. Kışlık giysem kurtaracakmış. Gece için, akşam için faydasını görecekmişim. Baktım ısıyı kaybediyorum. Hava da serinledi zaten. Güneş batınca 10 derece falan düştü sanki. Hisselinden. O açıdan bir turun yokuşuna çıkmadım. 500 metre kazanım gözümün içine bakıyordu orada. Çıksaydım çok tatlı olacaktı ama biraz kendimi zorlamış olacaktım. Hafta başlangıcından bu kadar yüklenmek istemedim. Bir de açıkçası bugün hafta tatili. Akşamın geri kalanını evde dinlenerek geçirmeyi düşündüm. Soğuk çok hırpalamasın diye. Hani sürüşler aslında güzel. Sürülür mü? Sürülür. Ama sürdükçe ister istemez ya havadan ya yorgunluktan dolayı vücuda bir stres biniyor. O stresi çok yaşamak istemedim açıkçası. Sonuçta keyif için sürüyoruz. İlla ki 1500 metre tırmanacağız diye bir kaide yok. 900 metre tırmanmayı hedefledik. Varsın 700 metrede kalsın yani. Zaten çıkarken 50 kilometreyi düşündüm. İçmelere vardım da 60'tı. Ben eve gidene kadar 70-75 arasında bir şey olacak. O açıdan tadında bırakalım. Zaten ben çıktığımda saat 1.30'du. Murat'ın yanına gittim. Oyalandım. 2 gibi yola çıkmış olsam ezan okundu. Saat şu an 7 olsa temiz 5 saattir falan dışarıdayım. Bisiklet üstündeyim. Tamam sürüş değil ama. O açıdan akşam sürülür de ona göre çorabı falan uydurmak lazım. Bir de içimde yazlık forma var. Tırmanmadığım için vücutta sıcak değil. Soğudu açıkçası. İçmelerden buraya gelene kadar da telefonla konuştum. Yavaş yavaş geldim. O açıdan üst beden de soğuk, alt beden de soğuk açıkçası. Hiç kendimizi zorlamayalım, yormayalım. Kamera da burayı çekiyor, farkında değilim. Çeksin de nasıl satayım. Of. Zaten soğuğa bağlı tatlı bir baş ağrısı başladı. Baş ağrısı tesir etmeye başladı. İstedilir bir baş ağrısı. Soğuktan ya da yorgunluktan mı bilmiyorum. Çok da yorulmadım ama az değil sonuçta. Biraz bir şeyler yaptık yani sürdük. O açıdan şimdi bir liman, limandan eve giderken BİM'e vuracağız. Boza alacağız.
BİM olmaz, A101 olur. A101'in bozasını alırız. Ne fark eder, anasını satayım. Main, spa. Bir boza, bir yumurta, tamam, bir ekmek. Allah'tan babamın kartı yanımda. Kendi kartımı bulsa bak, kaybettim sanki. Düşürdüm. Saf gibi. Cüzdan taşıma olmanın. Neticesi diyelim. Bir de aklımızı havada gezmenin. Neyse. Soğuk etkisini gösteriyor cidden. Şu boğazımı da kapatayım da. Vücuda her yerden soğuk giriyor, anasını satayım. Ben bu öfeyle ne yapacağım anlamadım ki ya. Kafa lambası alayım dedim, ona baktım, o da 1300 lira mı ne? 400 lümen. Bu benim öfener 300 lümen. Kafa lambası 400 lümen. Muhtemelen ben yeni bir fener alacağım ya da bu fenere başka bir sabitleme yöntemi bulacağım. Ulan var ya, yüz maskesi boynumu kulaklarımı kapattığı halde üşüyorum ha. Tek sıcak noktam kafam. Vallahi kafam ya. Bir kafam sıcak. Anasını satayım. Beni sürüşteki kilometre ya da işte tırmanış falan yormadı, yıpratmadı. Soğuk şu an biraz yıpratıyor. O açıdan... Hani şu da var, eve gideyim sıcak duş alayım kafası da yok. Çünkü adam akıllı ter atmadım. Muhakkak terlemişimdir de. Duştan önce vücudu ısıtmayı planlıyorum. Ay ya. Heh, uykum da gelmeye başladı. Hipotermiye doğru gidiyoruz. Uyursam donarım. Bundan sonra bakayım da hava durumuna, dönüş saatime doğru hava 10 dereceye düşüyorsa kışlık çorabı yapıştırayım geçeyim ya. Geçen sefer kışlık sıcak getirip geldiydi ama şimdi de giysem iyiymiş diyorum. İşte kışın sürüş tecrübem çok olmadığı için henüz doğru giyimi tam öğrenemedim. Üst iyiydi bugün, üst terlemedi de. Alttan ısıyı kaybettik, anasını satayım. Neyse, az kaldı. Buradan bile dönebilirim de. Dönmeyeyim, bir liman yapayım. Aslında ayağa kalkıp hızlı sürsem belki ısınırım da. Allah Allah. Hiç uyumamışım, uykum geliyor. Gerçi parçalı uyudum ben ya gece. Deliksiz uyumadım. Bir iki turun çokuşunu çıkmadım. Çıksaydım yıpranacaktım. Bayağı yıpranacaktım. Arada kafa çalışıyor benim ya. Doğru kararlar veriyorum. Sürüşü orada bitirme kararı doğru bir karardı. Hava müthiş soğuk değil ama ben nedense ısı kaybettim.
ağırdan aldım. Üslubu değişirken bile ağırdan aldım. Buralarda ben kalıcı ısı kaybettim muhtemelen. Geri kazanamadım yani o kaybettiklerimi. Mübalağasız vücut ısım 2 derece falan düştü herhalde. Şöyle biraz hareketlenelim. Kafalanmamı kapatayım bu arada ya. Kimseye faydası yok şu. Sürüş verisini ben direkt Şuayb Bey'e atayım. Sizin oralardan geçtim bugün diye. Onun evi ne tarafa denk geliyor bilmiyorum ama. Güzel oldu, güzel. Gündüzü kurtardık en azından. Akşam bize kaldı. Gece de uyuyacağız doğal olarak. Güzel bir akşam beni bekler. Mis gibi istirahat, yeme içme, takılma. Bu kar maskesi midir, yüz maskesi midir, nedir? Bayağı iş görüyor ha, ince ince ama. Bayağı iş görüyor, memnunum yani. Neyse, çıkacaktım da. Bir sonraki ben çıkayım. Esne dur. Oba! İyi, ayı da gördük, mutluyuz. Ayı görmedik demeyiz. Hakikaten Özcan Güler'i bir kere daha takdir ediyorum. Bu adam geceleri sıfır derecelerde, eksi derecelerde 24 saat süren sürüşler yapıyor. Lan şşt şerefsiz. Bu adam saygıyı hak ediyor ya. Evde trainer da bile 1500 tırmanış yapıyor herif. Ya trainer da sürmek nedir ya? Trainer da sürmek nasıl bir motivasyondur ya? Hiç kolay olmasa gerek. Yani duvara bakıp sürüyorsun resmen. Kolay değil ya. Cidden kolay değil. Saygı duyuyorum. Dışarıda gene avunuyorsun bir şekilde. Yaşam var, hayat var, aksiyon var. Anasını satayım. Yeleği de giydik, çıkaramadık. Soğuk diye. Neydi? Adını unuttum. Anasını satayım. Neydi bunlar? Ha, reflektör yelek. Ay, yarabbim şükür. Esneye esneye bir hal oldum. Yamuldum anasını satayım. Manzaralar güzel. Tam fotoğraflık aslında da. Çekeyim. Akşama kaldığımın göstergesi olsun fotoğraf. Dayımın kafalambası var. Mis gibi.
Müziksiz müziksiz takılıyorum ya. Hoppa. Hoppa hoppa. Ayda var mıyız? Güzel çektim. Şahane çektim. Kilometre miyiz? Tırmanış ne kadar acaba? Bu soru işareti sadece. Üşüdüm ben ya. Sakin. Gedicik, sakin, sakin. Gedicik. Yerde lastiği patlatacak bir şey var mı diye bakıp üşümekten balıkçıya bile selam veremedik. Fotoğraflar düzgündür inşallah. Soğuk boğazıma vuruyor. Benim sürüşü en kısa vadede bitirmem lazım. Ne içiyorsunuz kızlar? Rakı mı içiyorsunuz? Dedi, bitti şarkı. Hayırlı akşamlar beyler. Ne haber abi? Ne oğlum, geziyoruz siz? Üşüdüm, üşüdüm çocuklar. Muhabbet edebilecek durumda değilim. Basayım da ısınayım, anasını satayım. Fener dönüyor kafasına göre. Noel baba gibi oldum. Ben uzun süredir bisiklet sürerken böyle üşümüyordum.
Bu üşümek hayra ilamettir inşallah. Hastalık öncesi üşümesi değildir. Eve gidince benim ışık hızında ısınmam lazım. Elektrikli sobayı bile bulup açıp ısınabilirim, o dereceyim. Kötü ısı kaybettim ya, saçma bir şekilde. Durmayacaksın, sürerken durmayacaksın. Of. Dum 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 dum. Bu bahaneyle kışlık tayta da geçebiliriz artık. Nasıl olsa aldık. Bedeni de tam gibi. Hem böbrekleri hem göbeği kapatıyor gibi. Bel kısmı ve göbeği kapatıyor gibi. İçinin kumaşı var. Cidden etki edecek gibi. Az önce bastım da azıcık etkisi oldu sanki, azıcık. Çok az. Have to find. Old world winter. That you. Şu Anetama'nın kadın solistinin sesi çok tatlı ya. Through my fingers, slides, lights turned away. To winter, hava birden çok mu serinledi? Ben mi bir an üşüdüğümü hissettim de ısınmaya çalışıyorum. Anlamadım ki arkadaş. Sokacağım. Had to find. Don't wanna sleep night. Mother wanna say, change will happen. Man I wanna do, change what happen. Tüm bu balıkçılara saygı duyuyorum. Hepsine. Ayrı ayrı. Through my finger. Gene fotoğraf çekesim geldi. Kahretsin. Durgun su.
suya git. Şu konser, bu şarkı. Müthiş bir konser bu. Kaçma iş çıkaracaksın ya. Yani. Yorucu yok, yorucu yok. Ece. Gördün mü adam, görüyor musun? Mother will do change, change will happen. Mother wanna say, mother wanna do. Can't change what happened. Şarkının tüm sözlerini ezberlesem iyi olacak ya. Nakarat söyleyip duruyorum. Kilometre eve gidene kadar 73,5 olur. 73 kilometre mesafe. 700 metre tırmanış olsun hadi. 660 da olabilir. Güzel bir hafta başlangıcı. Sürüşün sonuna doğru bayağı üşüdüm. Şimdi biraz toparlamaya başladım. Eve gidince ısınmam şart.